Hakan Güner kimdir? Yıldız Hoca gelmiş, fon perdesini açtı, şak diye onu bir anda karşımda gördüm. Ben blackout oldum. Yani babamın sınıf arkadaşı şehit düşüyor ve ben Doktor Fazıl Küçük olarak orada onu oynuyorum. Zine abi şöyle hafif bir onun sahnede bir kudurması vardır. Orada laf arıyor şimdi. Onu bulmaya çalışıyor. Bir daha ben mi varım, o mu yok, öbürü mü var, kim var, kim yok. Zamanında. İşte hayat serimizde sürpriz bir konukla karşınızdayız. Duayen tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusu Hakan Güner'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Abi çok güzel bir ortama bizi getirdiniz. Evet, bizim buraları böyle. Deniz, karşımız Sisam, mavi bayrak, kumsal. Yazın buraya şemsiyeler konuyor. Seviyoruz. Abi teşekkür ediyoruz her şey için. Sizi zaten tanıyorlar ama ben o prosedür soruyu sorayım abi. Hakan Güner kimdir? Şöyle, bir kere 61 doğumluyum ve enteresandır ki 1961 doğumluyum ve 17 Eylül doğumluyum. İşte bu tarihte ne olmuş? Efendim bu tarihte aynı gün, aynı saatte maalesef Adnan Menderes'in rahmetli olduğu gün ve saat benim de aynı şekilde Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde doğduğum aynı ay, aynı yıl, aynı saat. Öyle denk gelmiş. Aynen öyle. Ama yıllar geçtikten sonra bile buram buram tarih kokan dizilerde bile oynamışsınız. Oynadım, örneğin tabii. Kıbrıs'la alakalı bir dizide oynamışsınız. Kıbrıs. Kıbrıs'ta biz yaklaşık 30 küsur bölüm çektik. Ben Doktor Fazıl Küçük'ün, aslında diyebiliriz ki Doktor Fazıl Küçük'ün hayatını oynadım. Ve gerçekten gerçek hayatta yaşamış birisinin ve tarihe mal olmuş birisinin hayatını oynamak gerçekten hem çok güzel hem de riskli hem de tehlikeli. Yani hepsi iç içe. Herkes biliyor. Yani o kulvardan dışarı çıkamazsınız. Aynı şey Rauf Denktaş için de geçerliydi. Benim için de geçerliydi. Yani. Müthiş. Evet. Evet. Orada bir röportaj yaptığımızda TRT ile Cengiz Topel benim babamın Hava Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Cengiz Topel'e. Dirsek dirseğe. O sahneyi de çektim. Yani nereden nereye dönüyor dünya? Yani babamın sınıf arkadaşı şehit düşüyor ve ben Doktor Fazıl Küçük olarak orada onu oynuyorum. Yani Cengiz Topeli değil. Doktor yani Fazıl Küçük'ü oynarken Cengiz amcam da sanki yanımda gibi. Müthiş. Tabii onun kucağında büyümüşsünüz. Yıllar sonra da böyle bir içselleşme, mükemmel. Ben orada içselleştim zaten. O sahneyi çekerken Cengiz amcanın geçtiği bir uçak vardı. Biraz sonra düşecekti o uçak. Cengiz amca da paraşütle atlayacaktı. Bir müddet... Allah rahmet eylesin. Çekemedik. Çekemedik. Allah rahmet eylesin. Peki Hakan abi, şimdi böyle bir enerjiksiniz. Ya biz şu an geldiğimizden bile enerjinizi, biz arkadan geliyoruz, takip edemiyoruz sizi. Şöyle bir soru soracağım. Nasıl başladı bu tiyatro, nasıl başladı bu dizi, nasıl başladı bu sinema, bu oyunculuk nereden başladı? Oyunculuk İzmir'den başladı. Evet. İzmir'de liseyi bitirdim. Üniversiteyi de bu arada kazandım baba, gitmek istemedim. Ve dolayısıyla İzmir'de de o tarihte bir konservatuvar yoktu. Hmm. Onun için tek çare ya Ankara'ydı ya İstanbul'du. İstanbul'u tercih ettim. İstanbul'a gittim. Konservatuvara başladım. Yıldız Kenter, canım, her şeyim benim. Beni 3 sınıf atlattırdı. Direkt 3. sınıftan 3, 4, 5 okudum sadece. Bu arada da beni kendi tiyatrosuna aldı. Yıldız Hoca, evet. Ve çok da prensipal, çok da güzel bir rol oynuyordum. Çok da seviyordum. Yani güzel anılardı. O gece ben premieri yaparken, ilk gece oyunum premier yaparken Yıldız Hoca da bir yerde bir şekilde yemekteydi. Şimdi karşımda kimler oturuyor biliyor musun? Şükran Güngör, Kamuran Yüce, Kamuran Usluer, Müşfik abi. Abi orada yani ilk oyunun ve ilk profesyonel olduğun oyun ve Kenter Tiyatrosu'ndasın. Trampetler çalıyor. Trampet çalıyor böyle. Sonra Mehmet Birkiye de var. Orada tam oynuyorum o dörtlü beşli koroya karşı. O sırada yemekten Yıldız Hoca gelmiş,
fon perdesi vardır bizde tiyatroda. Evet. Fon perdesini açtı, şak diye onu bir anda karşımda gördüm. Ben blackout oldum. Tamamen blackout. Her şey gitti benden. Sağdan sarıyorum, soldan sarıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Geriye nasıl döneceğim, ileriye nasıl gideceğim buldum. Aynen şunu söyledi Yıldız Hoca. Aferin sana dedi. O siyah pompa ve kapattı. Yani. Harika. Harika. Peki evet. Zihni abiyle şu Fransız ağzıyla bir hatıranız vardı. Zihni abiyle, ah Zihni abi var ya, Zihni Göktay. Zihni abiyle Resimli Osmanlı tarihi oynuyoruz. Resimli Osmanlı tarihinde şöyle karşılıklı sahnelerimiz var. Bla 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 geçiyoruz. Ondan sonra bir gün tamamen doğaçlama bendeki. Hani niye yaptım onu da bilmiyorum. Zihni abiye böyle şey yapılır mı? Son repliğimdi. Ben Deniz, Jön Türk'ü oynuyorum. Evet. Fransa'da yaşamışım. Hafif bir Ermeni aksanı da var. Fransız aksanı da var. Ben Deniz, Fransalarda mürekkep yalamış bir zatım. Dedim, tamam bu doğru. Sonra da ne hikmetse seyirciye döndüm. Yaptım. Merci dedim. Yani Zihni abiye orada biraz yapıştırmış gibi oldum aslında. Ki hazır cevap kendi. Hazır cevap Zihni abi. Zihni abi. Bir şey diyemezsin yani. Evet. Ondan sonra seyirci gır. Merci deyince Zihni abi işaret ediyorum bir de. Zihni abi şöyle hafif bir onun sahnede bir kudurması vardır. Orada laf arıyor şimdi. Onu bulmaya çalışıyor. Buldu. 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 Abi kıvrandı, kıvrandı, buldu. Beyefendi, beyefendi dedi. Benim aksanımla konuşuyor. Hem Fransa'da yaşamışım, hem Jön Türk'üm. Beyefendi, beyefendi dedi. O mürekkebi dedi. Acaba nerenizle yaladınız dedi. Orada ben de dağıldım. Seyirci de dağıldı. Alkış, tufan. Sonra çıktım kulisten. Kulisten çıktım. Antren bitti çünkü. Dediler ki bana, Zihni abi sinirlendi Hakan. Direkt kaç. Hakan kaç kurtul. Kaçtım. Zihni abi Harbiye Eski Tiyatrosu'nda şimdi bana bağırıyor aşağıdan. Hakan! Hakan! İn aşağıya! Diye bu şekilde. İnmedim tabii aşağıya. İner miyim? Bundan sonra ben mi aşağı indim? Zihni abi mi yukarı çıktı? Gerçekten onu hatırlayamıyorum. Dedi ki, ben inanın o bizim ustamız tabii. Tabii. Ben o tarihte daha 30 yaşındayım, varım yokum. Bak sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Eyvah dedim, geliyor, geliyor, geliyor. Bunu hep böyle yapacağız bundan sonra dedi. Çok iyi bir şey. Tuttum bunu dedi. İşte bu, bu. Ne güzel. Çok iyi ya. Ve hala konuşabilmek Zihni abiyle veya ustalarımla konuşabilmek hala benim için çok önemli, çok güzel. Allah ömürler versin. Teşekkür ediyoruz. Sizle muhabbete doyum olmuyor abi. Ama sizleri fazla yormama adına takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Güzel düşünmüşsünüz. İyi bir yola çıkmışsınız bir kere. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani sanat anlamında ya da sanatçılar anlamında bu çok önemli. Gerçekten çok önemli çünkü bir daha bizi belki kime ne zaman ne olacağı belli değil. Allah hepinize uzun ömürler versin. Versin. Bir daha ben mi varım, o mu yok, öbürü mü var, kim yok zamanında. Teşekkür ederim. Zamanında. Evet. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Aa, rica ederim. Çok sağ olun. Buralara geldiniz. Şeref verdiniz. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. İşte hayat serimizde bugün Hakan Güner abimizle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. İlavem var. Sanatsız kalmayın. Harika.